TV4 ekranlarından herkese kucak dolusu sevgiler sevgili dostlarım. Özlem Recep'le Astroloji programıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta bakalım sizleri neler bekliyor, gökyüzü nasıl? Bir kere şahane mi şahane enerjiler altındayız. Gökyüzü ışıl ışıl, şansınızın döndüğünü hissedeceğiniz enerjiler gökyüzünden sizlerle birlikte olacak diyebilirim. Ve gökyüzünde aynı zamanda bizden saklanan olaylar var. Onlar da bir bir dökülecek. Gizli saklı ne varsa artık ortada olacak. Ve duyacaklarınıza ve göreceklerinize hazırlıklı olmanız gereken de bir hafta olduğunu altını şöyle bir çiziyorum. Çünkü birkaç yıldır belirsiz olan konular gündeminizde olabilirmiş gibi görünüyor. Bu aşk olabilir, iş olabilir. Hayatınızda ne belirsizse bu hafta yolları açılıyor efendim. Ve şansınızı buralarda da döndüreceksiniz. Ve gökyüzünün enerjisini arkanıza uzunca süredir yaşadığınız sıkıntıları bertaraf edip alacaksınız ve ilerleyeceksiniz diyebilirim. Ve koç burçlarıyla birlikte başlamak istiyorum, sabırsızlanıyorum koçlara geçmek için. Koçlar, sizi ne bekliyor bu ışıl ışıl enerji altında? Neler yaşayacaksınız koç burçları? Bir kere evet, duyduk duymadık demesinler bekar koç burçları. Aşık oluyorsunuz efendim. Aşık olacağınız çok güzel enerjiler altında olacaksınız. Bir beraberliğe kanat açmış olabilirsiniz. Yeni bir beraberliğe geçiş yapacak olabilirsiniz bu hafta içerisinde. Ve aşkın yanı sıra kendinizi göstermek istediğiniz noktalarda da popüler olabileceğiniz çok güzel enerjiler bulunuyor. Eğer ki liderlik yapılıyorsanız bulunduğunuz firmalarda da başka bir firmaya geçiş yapmak için böyle yöneticilerden teklifler, projeler gündeminizde olabilir. Çünkü çok popüler olduğunuz bir döngünün içerisinden geçeceksiniz. Bir diğer konu, eğitim aldığınız konularla alakalı herhangi bir gruptan ayrılma, uzmanlaşmayı tamamlama gibi etkiler altında olabilirsiniz. Ya da sınavlarınız bulunuyorsa sınavlarınızı artık bitirebilirsiniz. Çalışmalarınızı kenara koyabilirsiniz, sunumlarınızı yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Peki bir diğer konu ne peki? Arkadaş gruplarınız arasında bir şeyler oluşacak efendim. Hani şimdi başlarken koçları dedim ya, aşkı buluyorsunuz, aşkı kanat açacaksınız dedim ya. İşte aşkı bulduğunuz yer belki de arkadaş gruplarınızın arasında katıldığınız etkinlikler sırasında gönül ilişkilerine başlayacağınız olan etkiler olabilir. Eğer ki mevcut bir beraberliğiniz varsa hayat yolculuğunuzdaki hedef ve beklentiler açısından da bir takım belirsizliklerin aslına bakarsanız netliğe kazanacağı bir döngünün içerisinden geçeceksiniz. Yani şartlar çok mu olumlu olacak? Belki şartlar olumlu olmayabilir. Belki fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz ama burada diyeceksiniz ki bizim beraberliğimiz oldukça önemli diyeceksiniz ve birbirinize kenetleneceğiniz, bir daha böyle eski günlerdeki gibi kıpır kıpır olacak olan bir enerji sizinle birlikte olacakmış gibi görüyorum. Evet, tüm bu konular Ekim ayında tekrar değerlendirmek için gündemlerinize gelecek bu arada. Bu hafta gerçekleşen konuları lütfen ama lütfen bir yere not alın. Aşkta, işte, kariyerde, para konularınızla alakalı neler yaşıyorsunuz? Ekim ayında bir de görmezden geldiğiniz, bu hafta önemsemediğiniz konuları Ekim ayında yaşayacaksınız. O yüzden bu haftayı bir not alın günlüklerinize, ajandalarınıza derim. Ve Boğa burcuyla birlikte devam etmek istiyorum. Sevgili Boğalar, sizleri neler bekliyor acaba? Evet, ama İkizler burcu lütfen bir yere ayrılmasın. Boğa burcundan sonra sizleri değerlendireceğim. Evet, Boğa burçları, sürpriz hamilelik haberleri alınabilir. Evet, sürpriz şekilde mucize bebekler sanki gündeminizde ya da çok yakınlarınızın bebek sahibi olmasıyla alakalı kalbiniz böyle pır 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 olacağı bir haftanın içerisinden geçebilirsiniz. Kariyer hayatınızda da büyük dönüşümler yaşayacağınız bir sürecin içerisindesiniz, haberiniz olsun. Yöneticilerle alakalı gerginlikleri bertaraf edebilirseniz destek geliyor. Onlara ne kadar sorumluluk sahibi bir şekilde çalıştığınızı kanıtlamanız gereken bir haftadan geçiyorsunuz. Büyük yükselişler için önce çalışmak gerektiğine inanan bir yöneticiniz var gibi görüyorum. Her neyse artık. Şimdi bir kısmınız bir yandan da ev alma ve yaşama alanlarıyla alakalı evini yapılandırma aşamalarında olacakmış gibi görüyorum. Yakınlarının bebek haberlerini alanlar, bebek tedavileri görenler varsa eğer, yani kendi özelinde de tedavi görenler varsa bu hafta şanslı etkiler altında bulunuyorsunuz. Haydi bakalım, hayırlısı olsun. Çünkü bu hafta büyüyen bir ay pozisyonu, dolunay pozisyonu bulunacak. Bu dolunay pozisyonunu değerlendirin, güzel olabilir diyorum. Sürpriz hamilelikler yaşayabilirsiniz. Başkalarının haberi haricinde siz de bebek bekliyorsanız böyle bir şey olabilir. Aile büyüklerinizin sağlığıyla ilgilenmeniz gereken de bir haftadan geçiyorsunuz. İlgi, temas çok 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 önemliymiş gibi görünüyor. Belki de yerleşim alanınızı ailenizden uzak bir yere planlıyor olabilir. Öğrenci bir boğa burcuysanız yeni bir
döngünün içerisinde belki üniversite sınavına girdiniz ve yeni bir süreç başlayacak sizin için. Yerleşim alanlarınızı farklılaştırmak ve ailenizin yanınızdan ayrılmasıyla alakalı, sizin ailenizin yanınızdan ayrılmasıyla alakalı bir döngünün içerisinde ne yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz ama her şey yoluna girecek, hiç merak etmeyin. Çok şanslı, çok etkili bir döngünün içerisinde güçlenerek kendinizi bulacaksınız diyorum ama aileyi ihmal etmiyoruz. Evet, ikizlerle birlikte devam etmek istiyorum. Sevgili ikizler burcu, bu hafta sizin burcunuzda neler var? Bir kere ikizler burcu aslına bakarsanız hedeflerini çalışkanlığıyla birlikte gerçekleştirmeye çok yaklaştığınız bir döngünün içerisindesiniz. Hayatınızda belirsiz olan ne varsa bu hafta içerisinde kariyer konularıyla alakalı özellikle netlik kazanacak ve ışıltınıza ışıltık atacağınız bir döngünün içerisinde olduğunuzun altını çiziyorum. Bir diğer konu ise medya, ithalat, ihracat, ulaşım, internet, YouTube üzerinden yapacağınız çalışmalar ve yabancı firmalar, yabancılardan gelebilecek olan desteklerle birlikte de başarınıza başarı katacaksınız. Çevreniz genişleyecek. İkizler burcu, haberiniz olsun diyelim. Bir diğer konu ise akademik kariyer düşünenler için ya da işte bir yüksek lisans mı yapsam, başka bir bölüm mü okusam ya da üniversite döngümde hangi bölümü tercih etmem gerekiyor diyenler için ise şanslı destekler nasipleriyle birlikte ayaklarına kadar gelecek. Değerlendirin, eğitim alanlarında da fırsatlar bulunan bir döngünün içerisinde olabilirsiniz. Yurt dışı planlarınız bulunuyorsa eğer ki güzel değerlendirin. Yerleşmek istediğiniz yeni bir alan ya da mesela diyelim ki İstanbul'da oturuyorsunuz, Bodrum'a yerleşmek istiyorsunuz. Fırsatlı ev alım satımlarıyla alakalı bir döngünün içerisinden geçebilir misiniz gibi görüyorum. Uzak akrabalarınızla alakalı rahatsızlıklar, ameliyatlar biraz belki içinizde huzursuzluklar bulundurabilir. O haberleri alabilirsiniz ama kendi özelinizde bu hafta mutlusunuz efendim. Haberiniz olsun diyelim. Peki yengeçlerle birlikte devam etmek istiyorum. Yengeç burçları neler bekliyor? Ama aslanlar lütfen bir yere ayrılmayın. Sizin için dönüm noktası niteliğinde olacak olan bir haftaya geçiş yapacağız. Yengeç burcundan sonra aslanları değerlendireceğim. Ve yengeç burçları, sizlerde ne var? Bu hafta gündeminizde bir kere para, vergiler, krediler, miras, sigorta, elde edeceğiniz paralar, vergilerin arka planda unuttuğunuz borçlarınız, unuttuğunuz ufak tefek işte hukuksal olan konulardan kalan paralar falan olabilir. Bu konularla alakalı birazcık elinizden para çıkışları yaşanabilirmiş gibi görünüyor ama korkmayın çünkü Ağustos ayının zaten en para konusunda nasipleriniz sizsiniz. Biraz giden enerjiler bu hafta olabilir ama toparlarsınız, hiç merak etmeyin diyelim. Eşinizin gelirliğinde de değişiklik yaşayabileceğiniz olan bir haftanın içerisinde olacaksınız. Ve eşinize yeni iş teklifleri karşısına geçebilirmiş, gelebilirmiş gibi görünüyor. Ve hayatı içerisinde bir atılım yapmak istiyorsa ona destek vermek isteyebilirsiniz gibi görünüyor. Bir diğer konu ise eşinizle birlikte eğer ki birbirinize kenetlenmek istediğiniz konular varsa, geçtiğimiz senelerde zorlanmış olduğunuz konular varsa bu hafta biraz daha özel vakitler geçirerek, biraz daha uzun zamandır birbirinizle ilgilenmenin keyfini çıkartarak geçirecek misiniz gibi görüyorum. Gökyüzü böyle ışıl ışıl sizin için. Haydi bakalım. Atılım yaptığınız para ve kazanma yollarıyla alakalı büyüyen bir destek sizinle birlikte olacak. Bir davanın sonucunu alma, nafaka arttırma gibi konular varsa da şanslısınız. Haberiniz olsun yengeç burçları. Kalan önemli bir rahatsızlığınız varsa, kronik bir rahatsızlığınız bulunuyorsa 15 gün sonra nüksedebilir. Bu hafta belirtileri çıkarsa mutlaka kontrollerinizi yaptırmanız gerektiğinin altını çiziyorum yengeç burçları. Ve yengeç burçları haberiniz olsun, çocuklarınızla alakalı önemli mi önemli olan bir haftaya giriş yaptınız. Çocuklarınızın hayatında belirlenecek olan bir konu sizin aynı zamanda farklı yerlere yerleşim alanlarınızı yerleşim alanları bulmanızla alakalı bir döngüye sizi sokabilirmiş gibi görüyorum. Haydi hayırlısı olsun çocuğu olan yengeç burçları içinde. Evet, aslan burçlarıyla birlikte devam etmek istiyorum. Aslanlar, önemli kararlar aşaması, en şanslı. Aslına bakarsanız ayın, aslan ayının en şanslı burcu sizsiniz belki ama önemli kararlar aşamasında olduğunuz bir döngünün içerisinden geçiyor musunuz? Evet, geçiyorsunuz. Ortaklık ve evlilik konularında tamam mı, devam mı kararlar alacaksınız? Çünkü kendinizi çok değerli hissettiğiniz, kendinizi ön planda kattığınız bir döngünün içerisinden geçerken aslına bakarsanız bu süreç sizin hayatınızda, hem özel hayatınızda hem de iş hayatınızda ben neyi gerçekten hak ediyorum? Ben güzel enerjilerle birlikte yol almayı hak ediyorum. Evlilikte, aşkta ya da ilişkilerde, dostluk ilişkilerinde, arkadaşlık ilişkilerinde artık ben bana değer verenin yanındayım diyerek bir karar aşamasında olacaksınız ve aldığınız karar
bu döngünün içerisinde sizi mutluluğa getirecek nitelikte olabilir bu hafta içinde diyorum. Evet, 2020 Ağustos 2021 Ocak arasında yaşadıklarınızı da bir gözden geçirmenizde fayda görüyorum. Bu kararlar alırken bu arada haberiniz olsun diyelim. Arkadaşlık ilişkilerinize gelmek istiyorum. Arkadaşlık ilişkilerinizde de kim dost, kim düşman olduğunu anlamlandıracağınız, yakın dostluklarınızdan büyük faydalar göreceğiniz bir haftanın içerisindesiniz. Kalbi boş olan aslan burçları, yeni beraberliklere kapınızı bu hafta açabilir misiniz gibi görüyorum. İkinci bebek bekleyenlerin hayatını değiştirecek olan bir bebek gelebilir. Biraz kendinizi kısıtlayabilirsiniz ama bu bebek gelirse eğer ki haberiniz olsun. Ama evliliğiniz içerisinde iyi olabilecek olan da bir konuya da parmak basabilir. Bu bebek hayatınızı değiştirebilir, haberiniz olsun. Hayırlarla gelsin eğer ki böyle bir planınız bulunuyorsa efendim diyorum. Aşkın da tadını çıkartacaksınız hak eden enerjilerle birlikte. Ve Başak burçlarıyla birlikte devam etmek istiyorum. Başakları neler bekliyor bu hafta? Evet, Başak burçları, terfi edebilirsiniz iş hayatınızda. Evet, duyduk duymadık demeyin. Başak burçları, biraz böyle televizyonun sesini açabilirsiniz. Terfiler var, iş hayatınızda, çalışma hayatınızdaki kişiler, günlük çalışma temponuzdaki büyük dönüşümler yaşayacağınız çok önemli bir haftanın içindesiniz. İş teklifi aldıysanız terfi ederek yükselme ve eski iş arkadaşlarınızdan yardım göreceğiniz bir döngünün içerisinde olacaksınız. Yeni projeler var bir kere. Bu hafta kendinizi göstereceğiniz yepyeni projeler var. Bitmiş olan projelerin yerine yepyeni gümbür gümbür olan projelerle birlikte yol alacaksınız. Günlük hayatınızda ise birazcık isyankar ve birazcık artık tahammülsüz olduğunuz günlerden geçerken hayırlı olan şeyleri yanınızda barındırıp hayırsız olanlara yol vermek isteyeceğiniz bir döngüden geçiyorsunuz. Hislerinize güvenerek hareket etmenizi öneriyorum. Çünkü size büyük bir fayda sağlayacak o hisler. Evet, sağlık konusuna gelecek olursam eğer ki sağlığınızla alakalı kendinizle ilgilenmeniz gereken bir döngünün içerisinden geçtiğinizin de altını çiziyorum. Eğer ki başakların genelde fazla kiloları olmaz ama biraz kilolu başak burcuysanız dolunay enerjisiyle birlikte diyetisyen eşliğinde kilolarınızı verebilirsiniz. Bu hafta bunları söylüyor. Diyetisyen ve yeni bir beslenme düzeniyle birlikte hayatınız içerisinde aslında güzel bir döngünün içerisinden geçebilirsiniz Başak burçları. Düzen, disiplin arifesi içerisindesiniz. Haberiniz olsun. Bazı Başak burçları da evlilik aşaması içerisinde olabilir ve ufak balayı tatilleri yapabilirmiş gibi görünüyor. Bakalım güzellikler yine sizinle olsun diyorum. Ve terazi burcuyla birlikte devam etmek istiyorum. Teraziler, bakalım bu hafta sizin hayatınızda neler gerçekleşiyor? Aşk hayatınızda keyifli mi? Keyifli günler kapıda. Aşk hayatınızda keyifli, neşeli bir sürecin içerisine geçiyorsunuz bu haftayla birlikte. Çocuklarınız bulunuyorsa eğer ki aşk hayatınızın haricinde bir konuda başarıya ulaşabilirler. Onlarla böyle gurur duyabilirsiniz. Evliliğiniz içerisinde bebek bekleyenler varsa terazilerden sürprizlere açık olmanızı diliyorum. Çünkü her an bebek sahibi olabileceğiniz enerjiler sizinle birlikte olabilirmiş gibi görüyorum. Seyahat ve kendinize zaman ayırmak için de kıymetli vakitlerden geçiyorsunuz. Bu etki bu haftanın böyle büyüyen enerjileriyle birlikte önümüzdeki günlerde evlilik kararı verme ile alakalı veya yer değiştirme ile alakalı hazırlıklar yapabilirsiniz. Hayatınız içerisinde sizi hak eden aşkla birlikte devam edebilirsiniz veya böyle hiç ummadığınız şekilde sürekli hayal kırıklığına uğruyordunuz belki ama evlilik teklifi gibi bir teklifle bir anda kalbiniz böyle pırıl pırıl atabilir, küt küt atabilir. Çok güzel bir enerjiyle birlikte sevdiğiniz kişi size, bekar olanlar için söylüyorum, sürprizler yapabilirmiş gibi düşünüyorum ve görüyorum. Evlilik planı yapanlar sadece şuna dikkat etsinler. Gitmeyi düşündüğünüz yer neresiyse tekrar geri gelme ihtimalinizin bulunabileceği bir döngünün içerisinden geçiyorsunuz. Haberiniz olsun. Özellikle eşiniz uzaklarda çalışıyor olabilir ya da uzaklara gitmek isteyebilir ya da siz gitmek istiyorsanız eğer ki kısa bir süre gidip geleceksiniz. Bu hafta bunların tohumları atılıyormuş gibi görüyorum. Haydi bakalım hayırlısı olsun diyelim. Evet, akrep burçlarıyla birlikte devam etmek istiyorum ama yaylar ve oğlaklar sakın bir yere ayrılmayın. Çok enteresan bir hafta, şansınızın bakalım nerelerle alakalı döneceği bir döngü var. Hepsi akreplerden sonra diyorum ve akrep burçlarıyla devam etmek istiyorum. Akrepler, kariyer konunuzla alakalı yükselişler var. Ev hayatınızda veya kimseye açamadığınız işte olan yalnız kaldığınızda, böyle yalnız dünyanızda büyük bir dönüşüm yaşıyorsunuz. Ve belki de işte bu döngü, eğer ki sanatsal faaliyetler, müzik, resim, kitap yazma gibi bir işle ilgileniyorsanız ya da yaratıcılığınızı kullanarak yapacağınız
yapacağınız bir iş varsa buna yarayabilir. Tamam, biraz yalnız kalın ama eğer ki böyle bir işiniz yoksa ve yalnız kalmaktan biraz da canınız sıkkınsa lütfen yardım almaktan çekinmeyin diyorum. Çünkü değişik bir hafta. Dostlarınızla temas edin, aile bireylerinizle, eşinizle biraz daha temas etmeye çalışmanız önemli diyorum. Ev alma, satma, uzak yerlere gideceğiniz, geleceğiniz dönük böyle yatırımlarla alakalı gitmeli gelmeli ve yatırım konusunda karar vereceğiniz bir güzel enerji de var ve bir o kadar da zorlayıcı enerjiler de var aslında bakarsanız. Aile büyükleriniz içerisinde de lütfen bazı kişilerin rahatsızlıklarıyla alakalı tam böyle gitme arifesi içerisindeyken siz hayatınız içerisinde acaba ailemden birilerini burada mı bırakıyorum, gerçekten gitmeli miyim, onların sağlığı ne durumda olacak, benim onların yanında olmam gerekiyor gibi bazı düşüncelerin içerisinde kendinizi biraz zorlayabilirsiniz. Ama biraz daha aslında kendinizle hem onlarla ilgilenin, hem ilgilenirken onlarla hem de kendinizle de ilgilenmenizi istiyorum. Çünkü gerçekten bu seneki tutulmalar sizi bayağı zorladı. İhtiyaçlarınız bulunuyor. Herkesle ilgilenirken kendinizi de ihmal etmeyin akrep burçları diyorum. Bir boşanma sürecindeyseniz yeni bir düzen kuracak olabilirsiniz. Bu hafta onların hazırlıkları içerisinde olabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili de farklı bir çevreden yardım alarak bir yükseliş yaşayacak mısınız gibi görüyorum. Yabancı kişiler ve yabancılarla alakalı tanışmalar gündeminizde olabilir. Yabancı firmalardan alacağınız teklifler gündeminizde olabilir. Yurt dışına çıkmak istiyorsanız planlar gündeminizde olabilir. Çok yer değişikliği yapmak istemiyor olabilirsiniz ama sizi iş anlamıyla yeni cezbeden işler ve fırsatlarla alakalı teklifler gündeminizde olabilirmiş gibi görüyorum. Değerlendirmek isterseniz bu hafta karşınıza çıkan tekliflerin hukuki kurallar ve ileride yaşadığınız yerlerle alakalı değişiklik yaparsanız mutlu olup olamayacağınızla alakalı değerlendirmeniz gerekiyor. Eğer ki bu hafta böyle bir konuyla alakalı negatif bir cevap verirseniz senenin sonunda da tekrardan benzeyen etkiler altında olabilirsiniz. Haberiniz olsun. Yer değişiklikleri açısından özellikle uzak yerlere diyorum. Tayin ve terfiler açısından diyorum. Tekrardan fırsatlarınız olacak. Acele etmeyin. Ama karşınıza çıkan fırsatlarda çok da kötü fırsatlar olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki siz daha iyi bilirsiniz diyorum. Ve yay burçlarıyla birlikte devam etmek istiyorum. Sevgili yay burçları, bu hafta gündeminizde seyahatler var. Seyahatler sırasında aslında bakarsanız kendinizi ve iç dünyanıza da döneceksiniz ve döndüğünüz noktada düşünceleriniz arasında çok keskin ve adeta isyankar olacağınız bazı enerjiler bulunuyor gibi görünüyor. Geleceği düşüneceksiniz ve geleceği düşünürken özellikle siz de yurt dışı bağlantılı konular, projeler yaparsanız eğer ki şans sizden yana olacakmış gibi görünüyor. Kendinizi göstereceğiniz eğitim, sertifika programlarında başarılar elde edebilirsiniz. Kendinizi göstermek istediğiniz her türlü enerjiyle alakalı, bu ki özel hayatınızda da olabilir, gökyüzünü arkanıza alarak ilerlemenizi öneriyorum size. Çünkü inanılmaz destekleniyorsunuz. Sadece dikkat etmeniz gereken şey çevrenizdeki kişilerin birazcık dedikodu enerjilerine dikkat etmeniz gerektiğinin altını çiziyorum. Şimdi seyahatler gündeminizde olacak gibi görünüyor. Gezme planlarınız bulunuyorsa bu hafta itibariyle aslında daha netleşecek ve gitmek istediğiniz yerlere gitmek isteyeceksiniz, ulaşacaksınız. Sadece biraz sağlığınıza ekstra özen göstermeniz gereken bir dönemin altından geçtiğinizi söylemeden edemiyorum. Mahkemelerle alakalı olan konular bulunuyorsa eğer ki lehinize sonuçlanacak olan gelişmeler arka planda gerçekleşiyor olabilir. Bu hafta kendi yüreğinizi ve kalbinizi lütfen sıkmadan ilerlemenizi istiyorum. Eskiden ortaklık yaptığınız kişilerle alakalı da yeniden bir araya gelme, konuşma, görüşme, sözleşme imzalamak mümkünmüş gibi görünüyor. Yarım kalan projelerle alakalı tekrardan bir değerlendirmek isterseniz fırsatlarınız bulunuyor yay burçları. Yakın çevrenizden, arkadaşlarınızdan gelen güzellikler var. Burada kim dost kim düşman anlamlandıracaksınız ama lütfen, ama lütfen yine söyleyeceğim, herkesi kendiniz gibi sanmayın. Daha sonradan anlayacağınız, gerçek yüzleri göreceğiniz enerjiler bulunuyor. Lütfen temkinli ve hayatta önce ben diyerek başlamanız gereken bir haftada olduğunuzu unutmayın efendim diyorum ve Oğlak burçlarıyla birlikte devam etmek istiyorum. Oğlaklar, sizleri neler bekliyor acaba? Parasal konularla alakalı şansı değerlendireceğiniz etkiler var. Şansın sizden yana olduğu, iyi bir iş teklifi alabilir,
yatırım yapacağınız konular bulunuyorsa şansın sizden yana olacağı bir döngünün içerisinden geçebilirsiniz. Biraz daha mesafeli durmayı sevebilirsiniz. Kendi kabuğunuzda çekilirken bu dolunayla birlikte değer görmek ve takdir almak çok ama çok hoşunuza gidebilir. Sevgi konularında eğer ki evlilik düşündüğünüz bir beraberliğiniz bulunuyorsa, aranızdaki yol varsa, yol, uzaklık ya da hayallerinizin ötesindeki hayallerinizin benzersizliği varsa, yani siz başka bir şey istiyorsunuz ama karşınızdaki kişi, müstakbel eşiniz daha başka bir şey istiyor olabilir. Bu süreç içerisinde aslına bakarsanız fikir ayrılıklarının netliğe kazanacağı ve uzunca süredir görüşmüyorsanız eğer ki karşı karşıya geleceğiniz ve toparlayacağınız da bir sürecin içerisinde bulunacakmışsınız gibi görüyorum Oğlak Burçları. Aynı zamanda bu hafta içerisinde kariyer konularıyla alakalı bir gelişme var. Hayatınızın içerisinde parasal konularla alakalı atılım yapmak istediğiniz her ne varsa bu hafta içerisinde büyüyen bir enerjiyle birlikte özellikle iş hayatınızda oturtturamadığınız para konuları ve sürekli kendi paranıza sahip çıkmanız gereken noktalarda borçlara giden çok fazla paranız varsa ya da ödemelerinizi nasıl yaparım diye düşünüyorsanız, özellikle mesela bir çocuğunuz varsa okutuyorsanız ya da bir sağlık masrafınız varsa nasıl yaparım diye düşünüyorsanız, yeni planlar, yeni projelerle birlikte bu hafta itibariyle aslında hayatınızda ilerleyeceksiniz. Haberiniz olsun Oğlak Burçları. O yüzden korkmadan parasal konularda da artık korku enerjisini kenara bırakarak temkinli ama bir o kadar da dengede ilerleyeceğiniz bir haftada olacağınızın altını çiziyorum efendim. Ve kova burçlarıyla birlikte devam etmek istiyorum. Ama balık burçları lütfen bir yere ayrılmasınlar. Çünkü balıkları çok özel etkileyecek olan bir kombinasyonun içerisinden geçecekler. Geçmiş gelecek olan konular var, geçmişten gelen konular var. Hepsini detaylı bir şekilde birazdan kovalardan sonra anlatıyor olacağım balık burçları. Ve kova burçları, sevgili kovalar, ev almak için uygun dönem, haberiniz olsun. Aslında bir türlü ev istiyorsunuz ama bir türlü değiştiremiyorsunuz ya da ev almayı kenara koyuyorum. Belki bütçeniz şu an yeterli olmayabilir. Kiradasınız ama bir daha böyle geniş, daha ferah bir eve taşınmak istiyorsunuz. Bu hafta içerisinde yeni ev fırsatları karşınıza çıkacak ve gerçekten mutlu olacağınız bir haftanın içerisinde olacaksınız, haberiniz olsun. Gönlünüze göre olacak olan bir ev karşınıza çıkacakmış gibi görüyorum. Peki sağlık konusuna gelmek gerekirse ne var sağlığınızla alakalı? Bir kere çok ama çok dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçeceksiniz. Özellikle sağlığınızla alakalı kronikleşmiş sinir sistemi, kalbiniz, damarlarınız, ruhsal dengeniz, baş migren ağrılarıyla alakalı süreçleriniz varsa bunlara karşı lütfen ama lütfen temkinli ve dikkatli olmanız gereken bir haftanın içerisinden geçtiğinizde söylemeden edemiyorum. Bir diğer konu ise kilo alma. Kilo almaya meyillisiniz kova burçları. Bu hafta bazı konularda evet işte açılan konular var. Bazı işte ev konuları, özel hayatınızla alakalı olan konularda daha böyle orta yolu bularak baktığınız konular olabilir. Eğer ki rahatlık enerjisi içerisine girerseniz ve yemeğe kendinizi verirseniz ödem oluşturabileceğiniz, sağlığınızla alakalı yiyeceklerde tuzlu yiyecekler, yemeği biraz daha böyle açık bir haftanın içerisinden geçtiğinizin altını çizebilirim. O yüzden yiyeceklerinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlığınız açısından da daha az kalabalık olan kronikleşmiş hastalıkların haricinde daha az kalabalık olan ortamlarda katılmanız çok 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 önemli. Çünkü vürtik olan rahatsızlıklar bu hafta itibariyle sizi birazcık etkileyebilir. Evet, rahatlayan enerjiler var, büyüdüğünüz enerjiler var ama bir o kadar da sağlığa çok dikkat etmeniz gereken bir haftanın içerisinden geçiyorsunuz. Herhangi bir evlilik hazırlığındaysanız kovalar, bu dolunayla birlikte nikah organizasyon gibi uğraşlarla uğraşabilirsiniz. Beraberliğiniz içerisindeki netlik enerjisinde olabilirsiniz. Yalnızsanız eğer ki karşınıza yeni biri çıkabilecekmiş gibi bir enerji bulunuyor. Ya da beraberliğiniz netlik kazanmadıysa, ikili ilişkiniz içerisinde bir türlü oturtturamadığınız bir beraberliğiniz varsa ya da bazılarınız eski eşlerinizi düşünüyorsanız, eğer ayrılmışsanız ya da ayrılık döngüsü içerisindeyseniz, eğer ki mutlu olabilecek miyim, boşanırsam, ayrılırsam mutlu olabilecek miyim diyen kova burçları bulunuyorsa ya da eski beraberliklerinizi düşünüyorsanız, bu hafta karşılaşmalar ve görüşmeler bulunuyor. Bu haftayı çok dikkatli geçirmeniz gerekiyor. Bir şansınız var kova burçları, toparlamak için bir şansınız var ama muhalefetçi tutumlara karşı dikkatli olmalısınız. Çünkü birazcık eleştirirken, karşınızdaki insanı eleştirirken görebilirsiniz kendinizi, haberiniz olsun diyorum. Evet,
Diğer konu, başında da söylemiştim, ev alma konusunu biraz daha böyle şanslı etkileri bulunuyor. Ev alma konusunu tekrar düşünün derim. Kira konusunda da yeni ev fırsatlarının karşınıza çıkacağını tekrarın altını çizelim. İş hayatınızda değişen konular bulunuyorsa sakinlikle karşılayın. Şans sizden yana. İş hayatınızı toparlamak için fırsatlarınız bulunuyor. Kendinizi göstermek için fırsatlarınız bulunuyor. Artık hani neden bana sürekli ben zorlanıyorum? Neden sürekli yöneticilerimle ben sıkıntı yaşıyorum? Neden özel hayatımda da mutlu olamıyorum diyenler, özel hayatı toparlayabileceğiniz enerjiler zaten var. O zaman iş hayatınızda da kendinizi göstermeniz ve kendinizi klasik eski yöntemlerin yanı sıra yeni ve geleceğe dair olan yöntemleri belirleyerek ilerleyecek olmanız bu hafta sizin için fırsatları ayağınızın ucuna kadar getirecek diyorum. Ve son burcumuzla birlikte devam ediyorum balıklar. Efendim balık burçları neler bekliyor? Sevgili balık burçları, terfi edebilirsiniz ve ruhsal dünyanızda büyüttüğünüz konuları hayatınıza çekmek için büyük enerjiler altındasınız. Neyi düşündüğünüze, neyi çektiğinize lütfen dikkatli olun. Çünkü aslında olmayanı oldurma niteliğinde olan bir enerji yayıyorsunuz bu hafta. O zaman güzel şeyleri düşünelim ki hayatınızın içinde o güzel şeyleri çekebilin. İş yerinizde de büyük bir yapılanma aşamasında olabilir ve terfi alabilirsiniz. İş yerinizden ayrılan kişiler olabilir bu hafta itibariyle ve ayrılan kişilerin yerine siz fırsatlar ve şanslarla birlikte ilerleyebilirsiniz. Eski çalıştığınız yerlerden teklifler alabilir ve eski çalıştığınız yerlerde yeni projelerle birlikte devam edebilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken konu, sinir sisteminize dikkat etmeniz gereken günlerden geçiyor olabilirsiniz. Yukarıya güvenin, gitmesi ve bitmesi gereken her türlü konu hayatınızda hayrınıza olacak şekilde gidiyor ve bitiyor. Çünkü hayatınızda sizin görmediğiniz ama sizin hakkınızda negatif düşünen ya da size gösterdiği yüzüyle hayatınızda size davranmayan, arka planda tabiri caizse iş çevirenlerle alakalı hayatınızdan gittiğini ve ayrıldığınızı göreceksiniz bu hafta. Bu gidenlere, bitenlere birazcık balık burcu olduğunuz için üzülüyor olabilirsiniz ama hayatınızda bir döngü bitiyor. Belki de Eylül ayıyla birlikte tekrardan kendinizi göstereceğiniz ama bu hafta arınacağınız bir hafta olacak Ağustos'un ortasıyla birlikte diyelim. Ve balık burçları, eğer ki araç ve kesici, evde kesici aletleriniz falan bulunuyorsa, elektrik tesisatı, kesici aletler, biraz yangınlara karşı falan da dikkatli olmanız gereken de bir haftanın içerisinden geçeceksiniz. Kariyer konularıyla alakalı lütfen atılım yapmaya dikkat edin. Kariyerinize sahip çıkın. Görmezden geldiklerinizi, bilinç dışında hissettiğinizi ama görmezden geldiklerinizi duymamazlık etmeyin. Hislerinize bu hafta güvenin. Oldurmayanı oldurabilecek olan bir haftadan geçtiğinizin tekrar altını çizerken hayatınız içerisinde yine söylüyorum, biten giden enerjiler yerine üzülmek yerine hayatta yukarıya çıkabileceğiniz güzel enerjilerin olduğunu, hayatınızı değiştirebilecek tek gücün kendi üzerinizde olduğuna dikkat etmenizi istiyorum ve sağlığınıza çok ama çok dikkat etmenizin de tekrardan altını çiziyorum. Evcil hayvanınız varsa eğer ki evcil hayvanınızın sağlığına da biraz dikkat etseniz bu hafta fena olmaz diyorum. Şans sizinle olsun balık burçları, güzellikler sizinle olsun diyorum. Ve 12 burcu tamamlıyorum. 12 burcu sizler için detaylıca anlattım sevgili dostlarım. Muazzam bir haftaya geçiş yapıyoruz. Bu hafta içerisinde geçmişten gelen konular, belki 2020-2021'in son döngüleri, Ocak-Şubat aylarında yaşadığımız konular, hayatımızda belirsiz olan konular, netlik kazanacak olan enerjilerle birlikte hayatımızın içerisinde olacak. Bu enerjileri görmezden gelmeyerek geleceğe dair adımlar atabilmek için bu hafta tetik zamanı. Haydi çok güzel bir şekilde değerlendirin. Haftaya tekrar sizlerle olmak için ben de sabırsızlanıyorum. Haftaya görüşmek üzere. Sevgilerimle, yıldızlar sizinle olsun.